Efendim Business Channel Türk ekranlarından selamlar, sevgiler. Al Sana İş programıyla karşınızdayız. Bugün ağız ve diş sağlığını konuşuyor olacağız. Hep böyle işin bu konuyla ilgili hizmet alan hastalar diyeyim. Gülüş tasarımıyla, ağız ve diş estetiğiyle ilgiliyiz. Ve genellikle estetik diş hekimliği tarafıyla çok ilintiliyiz. Ama bu arka planda çok ciddi rol oynayan kahramanlar var. Diş teknikerleri. İşte bunlardan bir tanesi sevgili Ahmet Sercan bizlerle birlikte stüdyomuzda konuğumuz. Ve dişlerin oluşum aşamalarını konuşuyor olacağız kendisiyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok mersi, teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi diş teknikerleri aslına bakacak olursanız bizlerin birebir temasta bulunmadığı, genelde hekimlerin temasta bulunduğu görünmeyen kahramanlar, doğru muyuz? Aynen. Peki nasıl karar verdiniz tekniker olmaya? Yani herkes düşünür ilk başta diş hekimi olmak. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında hayat bizi bu tarafa getirdi diyebilirim. Ben aslında bir işletmeciyim. İşletmeciydim. Bu şekilde başladım. Sonra bu sektöre girdim. Bu sektöre girince üniversitesini okuyup diplomasını almak istedim. Derken buralara geldik. Kaç yaşında yaptınız bunu? Yaklaşık bir 10 yıl oldu. Şaka yapıyorsunuz. Evet. Sil baştan bir kariyer planlaması. Sil baştan bir kariyer planlaması. Çok enteresan. Evet. Çok acayip. Peki ilk gençlik çağı dediğimiz hani 18-19'lu yaşlarda falan üniversiteye hazırlık döneminde böyle bir hiç şeyiniz yok muydu, ilginiz, hiç alakanız? İlgim de yoktu, alakam da yoktu. Ne cazip geldi? İşte diyorum, şartlar bizi bu tarafa doğru getirdi. İşletmecilik yapıyordum hep. Farklı sektörlerde bulundum. Uzun yıllar medikal sektöründe hizmet verdim. Derken çok yakın bir dal bu tarafa doğru geçtim. Dental sektöre girdiğim andan itibaren de işte bunların gerekli bütün kurslarını, gerekli olan üniversitedeki bölümünü falan hepsini bitirdim ve şu an buradayım. Nefes, güzel, değişik. Peki dijital diş teknolojisi diyeceğiz bu bölümümüzde. Evet. Ne anlamalıyız dijital diş teknolojisi? Dijitalizm artık ağız ve diş sağlığında da ya da ağız ve diş estetiğinde de ön plana çıktı mı? Dünya genelinde çok yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de bunlar da en üst sıralarda bir yer aldı. Öyle mi? Tabii. Şimdi dijital diş sağlığı, dijital diş laboratuvarı, dijital diş akışı dediğimizde herkesin aklında farklı şeyler çağrıştırıyor. Tabii, doğrusu ne çağrıştırması lazım? Şimdi çağrıştırması gereken aslında insanoğlunun herhangi bir estetik için bir kliniğe müracaat ettiğinde neyi istediğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Tabii bunun için de uygun ortamlar sağlanması gerekiyor. Biz 3 boyutlu diş laboratuvarı olarak bir hastanın işlem başlamadan önce nasıl görüneceğini gösteriyoruz. Bu işin nasıl sonuçlanacağını gösteriyoruz. Yani mesela 15-20 sene önce bundan burun estetiği öncesinde bir hastaya burnunun nasıl olacağını 3 aşağı 5 yukarı gösteren teknoloji artık dişe mi geldi? Evet. Niye peki dişe geç kaldı bu kadar? Şöyle, dental sektör hassasiyet konusunda çok maksimum düzeyde bir sektör. Yani burada mikronlarla hareket ediliyor aslında. Bütün işlemler için geçerli. Çünkü örnek veriyorum, en arka büyük hızılarda mikronluk bir yükseklik olsa ön dişleriniz hiç kapanmıyor. Şimdi bu da işin içine girdiğinde tabii teknoloji hassasiyete daha geç geliyor. İşte bugün 100 mikronluk çalışmayla yapılan bir burun, kulak estetiği 100 mikronla diş teknolojisinde olmuyor. Biz 5 mikronlarla, 3 mikronlarla çalışıyoruz. Onun için dental sektöre çok geç geldi. Pekala. Şimdi şunu çok merak ediyorum ben. Kendi dişlerimi yaptırdığım zamanda da bunu yaşadım. Bir kere gülüş tasarımı denilen bir şey var. Evet. Diş estetiği dendi. Ve mesleğim icabı, dişimde tek bir dolgu dahi yokken ben oturdum bütün dişlerimi yaptırdım. Evet. Gülüş hattındaki. Ancak bildiğim kadarıyla ilk başta diş yapıldı. Şimdi ben problemli hasta. Diş yapıldı. Dadadadam dedi diş hekimi. Evet dedi, bakabilirsin şimdi. Hiç memnun olmadım. Evet. Neden?
kendi öz dişlerimin hemen hemen neredeyse birebir aynısı. Ama sağlıklısı, ama muntazamı, ama aynısı, aynı evet. ebatlarda. Üç aşağı beş yukarı aynı renkte. Makbul olan bu mu? Bu beni mutsuz etti ve ben tekrar fırınlamaya gönderdim. Şimdi ondan sonrasını evet. sonra anlatacağım. Sizler diş teknikerleri olarak, diş hekimleri tarafından alınan ölçüye istinaden, özüne sadık kalıp birebir aynı dişlerin sağlıklısını mı yapmayı tercih edersiniz? Şimdi şöyle, biz olaya iki taraflı bakabiliriz. Hı. Bir, hasta kliniğe ne için müracaat etti? Sağlık açısından mı, estetik açıdan mı? Hı. Çünkü herkesin kişisel tercihi farklı oluyor. Eğer sağlık açısından kliniğe müracaat etmişse, bunun kararını verebilecek en iyi kişi hekimdir. O hastanın sağlığına en uygun şekli ister. Tabii iş tasarım boyutuna ve estetik boyutuna da geliyor bu şekilde. İş tasarım ve estetik boyutunda bize geçiyor. Bu sefer biz çok hastalarla birebir görüşmüyoruz. Biz hekimlerle görüşüyoruz. Hasta ne istediğini hekime anlatıyor. Hekim de bize yansıtıyor. Şimdi bu türlü çok takıntılı dediğimiz vakalar, çok affedersiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sorunlu vakalar diyeyim. Göm biraz daha göm. Estağfurullah. Bunu birebir biz hastayla görüşmeyi tercih ediyoruz. Hmm. Hastayı laboratuvarımıza davet ediyoruz. Bak mesela ben teknikerimi hiç tanımadım evet. mesela. İşte orada sizin ne istediğinizi çok iyi anlatmanız, hekim arkadaşlarımızın da sizin ne dediğinizi çok iyi anlaması gerekiyor. Biz işin teknik tarafındayız. Aslında işi bitiren biziz. Peki doğrusu ne? Yani sizin içinize sinen ne? Mümkün olduğu kadar doğallık mıdır? İşte ne bileyim, renkten kastımız nedir? Beyazı sevmezler genelde hekimler diyebiliyorum. Hafif evet. bir kırıklık severler. Evet. Ya da teknikerler. Evet. Doğrusu ne bunun? Optimumu? Şimdi aslında doğrusu şöyle. Her insanın ten rengine göre bir diş rengi vardır. Gerçeği bu. Siz beyaz dişler isteyebilirsiniz. Evet, beyaz dişler de olabilir. Sarı dişler isteyebilirsiniz. Sarı dişler de olabilir. Bu... Sarı isteyen var mı? Yok tabii ki. ama şöyle bir benim şey... Benim mesela tenime göre şey midir? Açık mı? Yani o sizin tercihiniz ama hani bizim tarafımızdan bakıldığında bunu zaten teknoloji kullandığımız için sistem otomatik veriyor bize. Hangi renk olması gerekiyor. Ama üzerine manuel düzenlemeler tabii, yapılabiliyor. Tabii mutlaka manuel düzenliyoruz. Aslında sizin ta ki kendi kök dişleriniz ağzınızdaysa aslında alt rengi o veriyor. Ne kadar beyaz yaptırırsanız yaptırın, sarı bir diş minesine sahipseniz mutlaka arkadan yansıyacaktır. Bir kere renk konusunu bu taraftan bakıyoruz. Diğer taraftan estetik bazlı bakıldığında her hastanın yüz hatlarını, gürüş estetiğine bağlı diş modülleri var. Aynı bu parmak izi gibi. Her diş birbirinden, her hastanın dişi birbirinden farklı, spesifik çalışıyoruz. Dolayısıyla biz dijital ortamda taranmış bir alt üst çeneyi sistemi aldığımızda ve bu hastanın bir görsel resmini aldığımızda sistem taratıp bize aslında doğrusunu veriyor. Ama nedir? Hasta gelir, ki gelmesi bize çok daha iyi oluyor. Hasta gelir, o dijital ortamda ben bunu istemiyorum, önler biraz uzun olsun, arkalar biraz kısa olsun, işte kaninler daha öne baksın. İştek yaptırmak bir ara modaydı. Evet, bir ara o modaydı. Ondan örneğin zaten çok muzdariptik biz. Sevmiyor musunuz? Sevmek değil ama onu işlemek çok zor. Özellikle bu işin üst yapısını, yani porselen estetiğini veren arkadaşlarımız için zor. Çünkü altta olan bir materyalin kaldırabileceği bir hacim var. Yani bu hacimi kaldıramadığı sürece, onun maksimuma çıktığınız sürece ileride çatlama ve kırılma riski çok fazla oluyor. 7 kereye kadar mı izin veriyor rotasyona? Yani 7 kere ben olmadı şöyle yapalım, olmadı böyle işte köşeli yapalım, köşelerini yontalım, daha büyütelim, beyazlaştıralım. 7 kere mi git gel oluyordu diş? Aslında o şeye bağlı. Kullanmış olduğumuz ham maddeye bağlı. Bazı materyaller var, fırına iki defa giriyor, üçüncü girdiğinde olmuyor.
bazı materyaller var 8 kere giriyor. Ama her ısıl işleme girip çıktıkça bu bir hacim kaybediyor. Bir mukavemet kaybediyor. Dolayısıyla aslında ilk gelen şeyin kusursuz olması gerekiyor. Şimdi hayatımızda yeni zirkonyumlar, işte zirkonyumların çeşitleri çıktı. Çok şükür bunlardan kurtulduk aslında. Estetik zirkonyum fazla. Neden kurtardı sizi? Zirkonyum şöyle, şimdi dişin kök tarafından instal uç tarafına, kesici uçları dediğimiz yere aldığımızda başından sonuna kadar farklı farklı renklerle geçer aslında. Tek bir renk değildir diş. Katman katman gelir. Yeni teknolojide zirkonyumun içine bu renkleri tamamıyla aldılar. Çok doğal duruyor. Pişim süreleri daha kısa, mukavemeti daha uzun, kırılma riski daha az gibi. Yani aslında teknoloji bu çağda bizi maksimum çıkabileceğimiz... Zirkonyumdan önce dişlerin ömrü ne kadardı? Ortalama 8-10 sene miydi? Yani bugün insan vücuduna giren protezin nere olursa olsun maksimum 10 yıldır. Zirkonyum peki? Zirkonyum da 10 yıldır aslında bakıldığında. Yalnız zirkonyumun diş etine uyumu daha fazla ve daha uyumlu olduğu için işte metal destekli protezlerden, bir implant parçalarından falan daha iyidir. Daha uzun süre kullanan hastalarımız var. Peki çok iyi baktım. Evet. Çok çok iyi baktım. Ne kadar idare eder beni? 10. yılındayım da o yüzden soruyorum. Protez dişler için mi? Zirkonyum. Evet. Yani ne kadar iyi bakarsanız bakın altındaki ham maddenin kalitesine göre değişir bu. Nasıl hissedeceğim peki bunu ben? Onu teknisyen çok iyi bilir. Hasta bilmez mesela. Şimdi ben böyle yürüyorum mesela. 15 seneye yürüdüm mesela, evet, diyelim maşallah. Ki ne olur mesela bana? Hiçbir şey olmaz. Eğer diş etlerinizde bir rahatsızlık hissetmeyin. Siz neyi görüyorsunuz? Nasıl? Tekniken olarak siz neyi fark ediyorsunuz da bunların değişme zamanı gelmiş, artık alarm veriyor diyorsunuz hastaya? Şimdi birincisi bu protez olmasa bile kendi ana dişlerimizde bile var. Ne kadar çok çene hareketi o kadar çok kesici uçların kaybolmasına sebep oluyor. Diğer taraftan diş eti çekilmesine bağlı olarak protez değişebiliyor. Bazı yerlerde, bazı zamanlarda hastanın şikayetine göre bu panoramikte çıkıyor. Altında duran kendi ana dişiniz varsa bunlar kanal tedavisine veya çekime gidebilecekse de değişiyor. Hepsinin farklı sebepleri var. Ama ana sebep materyal ne kadar kaliteliyse ömrü de o kadar uzun oluyor. Anladım. Eğer ki kesiciliği kaybettiyse şikayetimiz olabilir. Evet. İşte herhangi alt yapıda, alt dişte, kökte alarm verir, sancıyla, ağrıyla vesaire bir şekilde. Bir dişte bir problem vardır, o zaman hissedebiliriz. Diş etinde evet. Bir kanama olur, artık bu kanamalar ultra boyutlara çıkmıştır. Bir şey var artık, bir dikkat et değil mi? Evet. Hani bir alarmını veriyor yani, evet. Burada durduğu yerde bir anda bak 10 sene oldu, benim dişlerimi şimdi yaptırmam lazım deyip karın ağrısı yaşamaya gerek yok yani. Kesinlikle. Peki mesela gülüş hattı diyelim, 32 diş, 32'sini de yaptırmadık. Yukarıda 12 tane, aşağıda 10 tane yaptık. Benim gülüş hattım öyleydi mesela. 22 evet. Dişim yapıldı gülüş evet. Hattında. Bu 22 dişin ne kadar zamana ihtiyacı var sizden çıkması, fırınlanması ve çıkması için? Yani şu an pazartesi aldığım 22 tane dişi tamam. Bütün prosedürlere uyarak salı günü akşam teslim ederim. Bayağı bu kadar. Teknoloji bu kadar hızlı. Hatta daha da hızlısı var. Bir dişi 12 dakikada hasta koltuktayken takabiliriz. Tabii bunların hep maliyet tarafı önemli. Maliyetler çok arttı değil çok mi? Çok arttı, evet. Euro bazlı değil mi? Euro bazlı. Harici işte şu an ekonomik kriz, personel bulamama. Bunların hepsi bir maliyet. 22 diş. Evet. Teknikerin talebi ne oluyor mesela maliyet anlamında? Şimdi de üstüne doktor geliyor çünkü. Ortalama tek bir dişin maliyeti sizde ne kadar? Ya bu dediğim gibi işte materyale, çalışma ortamına. En iyisini yaptı. Yani bugün... Hiç zannetmiyorum ki... 300 euro var mı? Aşağı yukarı vardır. 300 euro yani... Tabii 3000... biz bunu maksimumu değerlendiriyoruz. Hani burada şimdi seyircilerimiz de korkmasın diş yaptırmaktan. Bu materyalin kalitesine,
ağızdaki dişlerin sağlığına, işte konum değiştirmeye varana kadar her şey etkiliyor bunu. Ya bugün bir hasta geldiğinde 80 euroya da zirkonyum taktırabilir, 300 euroya da zirkonyum taktırabilir. Bu hem hastanın mevcut konumu, mevcut ağız sağlığı hem de kullanacağı materyalin kalitesine göre değişir. Peki şimdi burada teknik erime de hekimime de çok iyi güveniyor olmam lazım. Şimdi ben ortada bak mesela biliyorum piyasa nabzını biliyorum ortalama 3 aşağı bir. Ben hadi 300 euroluk ya da 250 euro ortalama gözden çıkararak hekime gittim. Evet. Ama bana ortalama 100 euroluk malzeme kullanıp kullanmadığından ben nasıl emin olacağım? O bir teknisyenin dürüstlüğünden geçer, iki de hekimin teknisyene güveninden Hayır, geçer. mesela atıyorum lens markaları gibi odur budur ya da ne bileyim meme protezinde mesela kullanılacak protezin bir markası vardır. Evet. Şu markayı mı kullandınız diye görmeli miyim? Bir şey istemeli Yani miyim? görmenizden ziyade aslında şöyle bir şey var. Burada bütün hastaların da biraz bilinçli olması gerekiyor. Ben sonuçta bugün bir protez yaptırıyorsam bu protezin bir sertifikası olması gerekiyor. Neyi aramalıyız Evet, işte hasta yani olarak onu merak ediyorum ben. siz şayet maksimum düzeyde bir kalite arıyorsanız veya herhangi bir vatandaşımız bütçesine göre bir kalite arıyorsa bu kalitenin karşılığında yapmış olduğu, almış olduğu hizmetin karşılığında kullanılan malzemenin sertifikasını alması gerekiyor. Bu sertifika da şöyle. Üst düzey kalitelerde 2 yıl ücretsiz dünyanın neresine giderseniz gidin, o an herhangi bir problemde çözüm bulacağınızı gösteriyor. Yani bu aslında tamamıyla bilinçlenme ile alakalı. Tabii dünyanın her yerinde 10 liralık malzeme kullanıp da 100 liralık kullandığım diyenler de var. İşin bir de tabii bu maneviyat boyutu var. Buna da yapılacak bir şey yok diye düşünüyorum. Peki, şimdi Gerçi şimdi çok özür dilerim, estağfurullah, lafınızı kestim. lütfen. Sağlık Bakanlığı çok güzel bir uygulama başlattı. Nedir o? Bu Ulusal Bilgi Bankası adı altında bir hastaya kullanılan bütün malzemeleri Ulusal Bilgi Bankası'na lot numaralarıyla girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu sistemsel olarak sizin sağlık sigortanız, devlet ne kullanıldığını biliyor. Bak Aslında güzel bu bir şey. vatandaşımız için çok iyi bir durum. Yarın herhangi bir negatif durumda karşılaşabileceği bütün her şeyde tek tuş sistemle kayıtların hepsini alabiliyor. Bak bu önemli bir şey. Evet, Caydırıcı anlamında çok caydırıcılık çok kıymetli anlamında bir çok şey. iyi. Peki, şeyi merak ediyorum. Lamine duruşunuz nedir? Yani dişin üst yüzeyinin yontulması, Evet. amiyane tabiri ve bir Evet. çit gibi kaplanması. Evet. Yani ben hep şunu düşünüyorum. Lamine yaptırmak demek zirkonyuma gitmeden önce kendine bir durak mola veriyorsun. Eninde sonunda alttaki diş mine kaybına uğradığı için sıkıntı yaşayacaksın. Ve Evet. eninde sonunda o dişleri komple kestirip zirkonyuma geçmek durumundasın. Yani mine bunun sonun başlangıcı aslına bakacak olursun. Evet, yani Doğru bugün muyuz? sonuçta bir diş kırılmasıyla lamine yapılması aslında aynı şey. Ama son teknolojilerde mesela şu an CAT dediğimiz malzemeler var. Bunlar o kadar hassas ki yani dişin kesilen yüzeyine yapıştığı zaman belki bir ömürlük gidebilecek materyaller var. Öyle mi? Tabii cam seramikler, nice'lar, ketler aslında ilk zamanlar gibi değil şu an. Hani bugün Lamine, bir insan lamineyi niye tercih eder? Maliyet anlamında herhalde daha estetik, ekonomik. hayır. Tam tersi. Lamina tamamıyla estetik ve maliyeti çok yüksek olan bir ürün. Öyle mi? Kesinlikle. Bugün normal kaplamalarda minimum 0,6 çalıştığımızda lamine girdiğinde 0,20 çalışıyor. Mikron çok ince, çok hassas, maliyet daha yüksek. Yayının başında da size belirttiğim gibi dental sektörün neden teknoloji geç kaldı? Hassasiyet çok yüksek olduğu için belki sektörde en hassas materyal de laminalar bizim için. Çalışması çok zor. Materyal çok zor. Şu an CNC tezgahlarında yapıyoruz biz onları. 0,2'lik dediğimiz böyle gözle neredeyse görülmeyecek incelikte kılcal frezler kazıyor bunları. Bunların maliyeti de çok yüksek. İşte kullanılan
ham maddenin maliyeti de çok yüksek. Enteresanmış, bilmediğim bir şey öğrendim. Evet. Ben mesela lamineyi geçici bir çözüm, pratik bir çözüm, eskiden daha öyleydi. Ekonomik bir çözüm olarak evet. Görüyordum. Eskiden evet. Mi öyleydi? Eskiden öyleydi. Evet. Tabii benim de baktığın zaman 10 yıl önce bu konular ana gündem maddemdi. Lamine mi yaptırayım, zirkonyum mu yaptırayım diye kara kara düşündüğüm zamanlarda ya Gökay işte şimdi ön yüzünü kestireceksin, eninde sonunda zaten yıpranacak o. Zirkonyum, ya gözünü karart yaptır mantığıyla aslında zirkonyuma direkt gittim. Evet. Ama şimdi ömür billah da lamine ile birlikte yaşayabiliyorlar. Tabii yani. Yaşayabiliyorlar. Aa, çok enteresan. Ya ben şimdi çok şükür hepsi ana dişin. Ağzımda eksikliği yok ama. Hakikaten siz niye yaptırmıyorsunuz? Ben ana dişin seviyorum. Sağlıklı olduğu için. Herhangi bir estetik görünümünde de bir problemim olmadığı için ben sağlıklı dişlerimi koruyorum. Yalnız sektöre sonradan girdim. Ama bugün... Sonradan da yaptırabilirim. Tabii sonradan yaptırabilirim. Hatta buradan selamlarımı söylüyorum. Alparslan Öztürk, eski Galatasaraylı futbolcu. Evet. Şimdi Eyüp Spor'da top oynuyor. Kendisine bir diş kesimi olduktan sonra materyal uygulandığında o kadar hoşuma gitti ki doktor beye de böyle dedim ki ya bir ara ben de mi gelip yaptırsam? Hani insan gerçekten bazı şeylere hayran kalıyor. Çok enteresan. %30 çehreyi değiştirirmiş. Evet, değiştiriyor. Yani görünüş bir kere bambaşka bir şey oluyor. Bir de bir işin özgüven tarafı var. Evet, özgüven Peki. tarafı var. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı. Bilmediğimiz pek çok şeyi de öğrenmiş olduk. Arada sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu hatta bütün vatandaşlarımız için geçerli olan bir şey. Ben şu an bilinçli, belki sektörde olduğum için bilinçlendim ama yarın bir diş kliniğinde diş yaptırmaya gitmek istesem, özellikle estetik bazlı, kimse yanlış anlamasın, sağlık için yaptıranları ayrı tutuyorum. Hı hı. Mutlaka gitmiş olduğum kliniğin laboratuvarını görmek isterim. Hı. Hani bu illa gidin laboratuvarı görün anlamına gelmiyor tabii. Ama ben merak ederim nasıl bir laboratuvarla çalıştığını. Onun için seyircilerimize de buradan böyle bir nacizane tavsiye vermiş oldum. Onun arka planında, arka metninde mutlaka. O laboratuvarda neler var neler neler diyorsunuz. Var neler. Peki, mesaj alındı. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Diş teknikeri Ahmet Sercan stüdyomuzda konuğumuzdu. Al sana işte karşınızda olduk. Ağız ve diş sağlığı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Güzel gülüşleriniz olsun ömrünüz boyunca. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.